Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkes evlenmesin, çocuğunuzu düzelir diye evlendirmeyin gibi ciddi bir konuyu ele almak istedik. Evet, evlilik öncelikle nedir? Evlilik öncelikle paylaşmayı bilen, emek vermeyi bilen yetişkinlerin kurduğu ve dünya kurulduğundan beri, insanların var olduğundan beri devam eden bir kurumdur. Aslında evrensel diyebiliriz bu kuruma. Hangi ırkta olursa olsun herkes böyle bir evlenme var yani herkeste. Kesinlikle evlenmek bir Arzu yuva, edilen bir durum. tabii ki evlenmek, yuva kurmak insanlığın fıtratında olan bir durum. Ama hazır olunduğunda. Evet, zaten bu videoda da vurgulamak istediğimiz nedir o hazırlık koşulları? Şimdi öncelikle ruhsal sağlığımızın yerinde olması. Bedensel olarak da tabii ki sağlıklı olalım. Ancak bedensel engelli olmak evliliğe engel değil. Yalnız ruhsal engellilik, yani ruhsal gerçekten destek almak durumunda olan çocukların evlenmesi için teşvik etmek. Yani rehabilite olabileceğini, evlendiğinde düzelilebileceğini, rehabilite edilebileceğini düşünen ebeveynler var. Onlar için bu videoyu çekiyoruz zaten. Evet, çünkü ne düşünüyorlar? İşte evlilik bir sorumluluk ister. İşi yoksa bir iş bulur. Şimdi karısı olacak, çoluğu çocuğu olacak. Anne babalar da iyi niyetli düşünüyorlar. Belli bir hani askere göndereyim de şu bir düzelsin gibi bir şey olur ya bazen. Aynı bu evlensin de bir. O görsün bir çoluğu çocuğu bir, karısı da olur. Gelir ya o olur gibi bir mantık. Ama maalesef çevremizde gördüğümüz kadarıyla pek de öyle mümkün görünmüyor. Sanki bu videoyla biz erkeklere, erkek çocuklarına sesleniyoruz, yani onlarla ilgili bir video Tabii ki çekiyoruz hayır. gibi görünse de hem erkek hem kadın ya da iki genç ya da iki evlenmeyi niyetli insan için çekiyoruz bunu. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ne diyoruz? Sizin çocuğunuzun ilacı bir başkasının evladı olmasın. Evet, çünkü aslında hani diyoruz ya hep kul hakkı. Yok işte şunu yap. Küçük küçük şeyleri hesap ediyoruz bazen. Milim milim yani o pazarda, manavda. Değil mi? Böyle gramla gramla satılan bizim işimizde keza. Ama bu kadar önemli, birisinin hayatına mal olabilecek konuyu nedense göz ardı ediyoruz toplum olarak. Yani bir başka kadınsa bir başka erkek onu düzeltmeye çalışmasın. Erkek içinse şu kadın onu bir çekip çevirir gibi bir mantık olmasın. Çünkü onlar da bu süreçte yıpranıyorlar. Hayatlarına mal oluyor bazen. Tabii ki onlardan olan çocuklar da bundan payını alıyorlar ve çok yazıktır, günahtır. Biz bu kul hakkını çok iyi öğrenmemişiz aslına bakarsanız. Üstelik biz bunu muhafazakar ailelerde daha fazlasıyla bile görüyoruz. Yani orada bunu görmek istemiyor, inançlarıma göre yaşıyorum diyen ailelerimizde bile bunları göremiyoruz. Yani burada bir ayrımcılık, bir çifte standart söz konusu oluyor. Kendi evladı için bir başkasının evladını dünyalık olarak da yakabiliyor. Evet, o zaman yetiştirme tarzları olarak da anne babaları da burada çok büyük sorumluluklar düşüyor diye düşünüyorum. Tam konu oraya geldi. Evet. Ruhsal sıkıntısı olan, belirli alışkanlıkları olan evlatlarınızı evlendirmek için uğraşmayın. Öncelikle onların düzelmesiyle ilgili çabalarınızı artırın. Bu konuda uzmanlardan destek alın. Bu konuda pek çok destek kurumları var. Oralara gidin. Yani onun ilacı oralarda. Evlilik kurumu değil. Evlilik kurumu gerçekten çok ciddiyet isteyen bir kurum. O zaman evlilik psikoterapi Kesinlikle, ne güzel söyledin. değildir Evlilik psikoterapi değildir. Ama psikoterapinin yapılabileceği kurumlardandır. Evli çiftler destek alabilirler ama birbirlerine bu kadar yükünü çekmek durumunda değiller. Zaten o evliliklerde yürümez. yürümüyor. Kaç çocuğu var mesela? Değil mi bir Evet. Bir, çok danışanımızın? yakınımız, evet. Üçüncü çocuğa hamile ama babanın hiçbir İpe sapa sorumluluğu, gelmeyen bir beyefendi diyelim artık. babanın da sorumluluğu yok orada. Aslında Ebeveynlerin. ebeveynlerin de sorumluluk almama gibi bir tavırları söz konusu. Evet. Yani çocuğu düzgün gitmeyen evliliklerin bir de şöyle bir şey var. Ya kızım bir çocuğu olsun düzelir. Bak hadi yap bir birinciyi.
Bak bir de olmak için yap, bir daha bak daha ailesi genişleyince de biraz daha güzelleşir gibi de maalesef bu büyüklerin bir çocuğa yön teşviki de oluyor. Daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Evet değerli izleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. WhatsApp gruplarında bizleri paylaşın. İyilikler, güzellikler sizlerin olsun. Bir de kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.